Bir milletin açlığa maruz bırakılarak ölüme terk edilmesi ile ilgili neler biliyorsunuz? Hepimizin yakından tanıdığı soykırım maalesef ki Adolf Hitler'in Yahudi toplumuna uyguladığı soykırım. Fakat yeryüzünde tarih boyunca yaşanmış birçok soykırım ve soykırım girişimi var. Bu soykırımlardan bize en yakın olanlardan biri de şüphesiz yanı başımızdaki Ukrayna'da yaşandı. Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisi hafızalardaki tazeliğini koruyor. O facia milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Ukraynaca açlıktan ölüm anlamına gelen Holodomor soykırımı Ukrayna tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin, bireycilik karşıtı kolektivizm politikası sonucu yaşanan faciada amaç Ukraynalı köylüleri cezalandırmaktı. Joseph Stalin tarafından uygulanan soykırım 1933 yılında sona ererken birçok kaynağa göre 2 yıllık bu süreçte 8 milyon insan hayatını kaybetti. Stalin'in bu soykırımı için kendine göre birçok gerekçesi vardı. Bu gerekçeleri bölgenin jeopolitik önemi, Stalin'in bölgeyi saf Rus ırkı ile doldurmak istemesi, bölgedeki köylü halkın Stalin'e birçok politikada destek vermemesi ve bölge halkının Sovyetler Birliği'nden ayrılma taraftarı olması gibi maddeleri sıralayabiliriz. Stalin öncelikle bölge halkının ana geçim kaynağı olan tarımın fişini çekmek istedi. Zaten bir yerde tarım yoksa ve ithalat yapılmıyorsa kıtlık kaçınılmazdır. Bu iki gerekçenin üzerine bir de göç yasakları eklenirse 8 milyon insanı kaybetmek işten bile değil. Stalin yönetimi öncelikle halkın elindeki tahıl ürünlerini topladı. Bölge halkından topladığı tahıl ürünleri ile 1932'de 1.7 milyon ton, 1933'te ise 1.9 milyon ton tahıl ihraç etti. Bununla da kalmayıp bölge halkının elindeki tohum ve tahım araçları toplatıldı. Açlıkla mücadele etmek zorunda kalan halk çareyi göç etmekte bulunca Stalin bölge dışına göç etmeyi yasakladı. Stalin yönetimine bağlı askeri birlikler ev ev, çiftlik çiftlik gezerek kıtlığa rağmen insanlardan vergi topladı. Hayatta kalmak için az miktarda tahılı ya da hayvanları bulunan kişilerin ellerinden bu tahılı ve hayvanları da vergi adı altında zorla teslim alındı. Birçok kişi hayvanları Stalin'e vermemek için kesmek zorunda kaldı. Soykırım boyunca ortalama 8 milyon insanın yaşamını kaybettiği tahmin ediliyor. Sayılar için tahmin ifadesi kullanılıyor. Çünkü soykırımı kabul etmeyen Rusya, Sovyet arşivlerinde bulunan dosyaları şeffaf olarak paylaşmış değil. 8 milyonluk kayıp Ukrayna nüfusunun 1/4 birine denk geliyordu. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin yayımladığı rapora göre soykırım döneminde her gün 34 bin kişi, her saat 1440 kişi ve her dakika 24 kişi maalesef hayata veda etti. Hayatını kaybeden insanların %25'i ile %50 oranında köylü nüfus olduğu tahmin ediliyor. Holodomor soykırımı dış dünyadan gizli yapılan bir soykırımdı. Bölgeye asla gazeteci kabul edilmedi. Bölgeden yayılan soykırım iddialarını araştırmak isteyen gazetecilere de Stalin yönetimi izin vermedi. Avusturya kökenli mühendis Alexander Weinerberger yasak olmasına rağmen soykırımın yaşandığı bölgede 100'e yakın fotoğraf çekerek tüm dünyaya soykırımı ispatladı. Weinerberger'in çektiği kareler sayesinde bugün Holodomor soykırımından haberdarız. 2006 yılında Ukrayna'da kabul edilen bir kanun ile Holodomor resmi olarak soykırım kabul edildi. Her yıl Kasım ayının son cumartesi gününde Holodomor'da hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenleniyor. Soykırım, Ukrayna'nın da daveti ile başta Avrupa Birliği olmak üzere aralarında ABD, Arjantin, İtalya, İspanya, Kanada gibi önde gelen 26 devlet tarafından resmi olarak tanındı. Rusya'ya resmi yakınlığı ile bilinen Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin de soykırımı resmen tanıması dikkat çekmişti. Rusya ise bugün bile soykırımı inkar etmeye devam ettiği gibi diğer devletlerin de tanımasına siyasi olarak engel olmak istiyor. Soykırımı Ukrayna'ya tarihi yakınlığı ile bilinen ülkemiz
yakın geçmişinde ciddi bir soykırıma maruz kalan İsrail ve Nazi Almanyası'nın izlerini silmeye çalıştığını beyan eden Almanya'nın resmi olarak tanımaması dikkat çekiyor. Peki ya sizler? Holodomor hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ülkemiz yakın tarihte Holodomor'u kabul edecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.